aslında durumu çok çok güzel özetledi. Geçen yıl altın güvercin tekrar kanatlandığında kapıda izdiham olmuştu. İçeriye misafirlerimizi alamamıştık. Ama bu sene pandemi şartlarına uygun olarak olabildiğince şartları, girişleri daralttık. Az misafir alabildik içeriye ama buna rağmen görüyorum ki burada çok güçlü bir koro var. İnanılmaz bir enerji var. O yüzden hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ulusal basın, bölgesel basın buradayken birkaç kelime bir şey söylemek istiyorum. Görüyorum altın güvercinle ilgili sosyal medyada bazı basın araçlarında eleştiriler geliyor. İşte konsere ne gerek var? İşte altın güvercine ne gerek var? Anlaşılması güç olmayan bir şey açıklamak istiyorum. Kuşadası bir turizm kenti. Kuşadası tarım endüstrisine sahip ya da sanayi endüstrisine sahip bir kent değil. Sanayi endüstrisine sahip bir kentte ürettiğin şey sanayidir. Onu pazarlarsın, ürünün bellidir. Tarım endüstrisine sahip bir kentte de toprağını ekip biçmek, ürününü almak ve satmak zorundasındır. Bir turizm kentinde de kültür, sanat pazarlarsın, güneş, kum pazarlarsın, tatil pazarlarsın. Kuşadası'nın ekonomisinin %99'u turizm arkadaşlar, turizm. Siz bugün bir tarım endüstrisi yapan kente toprağını ekme, biçme ama yine de yaşa diyebiliyorsan, eğer sanayi endüstrisine sahip bir kente üretme ama yine de yaşa diyorsan, diyebiliyorsan, o zaman gel turizm kentine de, ki sanat üretme, kültür üretme, turizm yapma ama yaşa demen lazım. Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi aynı şey sanatçı kardeşlerim için geçerli. Nasıl yaşayacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Kapatacaklar bütün turizm kentlerinin kapılarını, sanatçıların kapılarını kapatacaklar. O zaman bize bakacaklar. Askeri yaşam şartlarımızı sağlayacaklar. Bunu yapamıyorsan Kuşadası'na ve Kuşadası gibi turizm kentine hiç kimsenin söyleyecek bir lafı olamaz. Sanata ve sanatçıya da olamaz. Kıymetli misafirlerim, bakın salona, amfiteyatroya bakın. Bütün pandemi şartlarına uygun davranıyoruz. Devlet bugün konserleri yasaklamış değil. Bu şartlarla yapabilirsin diyor. HES kodu uygulamasını devlet sorumlu kılmıyor ama bizim kapımızda HES kodu uygulaması var. Daha mükemmelini veriyoruz. Pandemi şartlarına daha iyi şekilde uyuyoruz. Mitinglere 300 bin kişi toplayanlar, İstanbul konserlerini iptal etmeyenler bize hiçbir şey söyleyemezler. Lütfen, lütfen.